Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Şeb-i Aruz yani düğün gecesi olarak nitelendirdiği vefatının üzerinden 747 yıl geçti. Bu kapsamda çeşitli anma törenleri düzenlenirken bu yılki törenler pandemi sebebiyle daha az katılımlı gerçekleşti. Mevlana'nın Şeb-i Aruz yani düğün gecesi olarak tanımladığı vefat yıl dönümü sebebiyle Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ta sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında vuslatına gıpta edilen, ölümü düğüne çeviren Hazreti Mevlana'yı vuslatının 747. yılında rahmetle anıyorum. Allah şefaatlerine nail eylesin diyen Hüseyin Baş bir de video yayınladı. Videoda 14 Nisan'da Hakk'a yürüyen Profesör Doktor Haydar Baş'ın Şeb-i Aruz'u anlattığı sözleri yer aldı. Şeb-i Aruz düğün gecesi Mevlana'ya sormuşlar, ya Hazret nedir ölüm? Benim düğün gecemdir. Korkar mısın? Bir delikanlının evleneceği geceden sevgilisine, maşukuna kavuşacağı andan korkar mı? Hasret de bunu bekliyor. Korkmaz. İslam ve Mevlana adında eseri de bulunan Profesör Doktor Haydar Baş, her yıl düzenlenen Şeb-i Aruz programlarında Hazreti Mevlana'yı anardı. Topyekün beşeriyet bir arayış içinde. Kendinde meknuz olan Allah'ı arıyor. Mevlana bu arayışta doruk noktaya gelmiş, müridanıyla birlikte onların tesbihiyle Allah'ı arıyor. Bu kapsamda son programda 17 Aralık 2019'da İstanbul'da yapılmış ve programa Profesör Doktor Haydar Baş da onur konuğu olarak katılmıştı. Birliğin, beraberliğin adı Profesör Doktor Haydar Baş Bey aramızda. Sevgili arkadaşlar, salon tıklım tıklım dolu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Belli ki ciddi bir arayış içindeyiz. Bu arayış birliği getirecek, beraberliği getirecek, huzuru, muhabbeti, tek bilek ve tek yürek olmayı getirecek. Sonunda bunu hep beraber yaşayacağız diyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Programda Profesör Doktor Haydar Baş adına konuşmayı Hakk'a yürümesinin ardından Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Baş yapmıştı. Bu gece Şeb-i Aruz yani düğün gecesi. Hazreti Mevlana'nın vuslatı Rabbine vuslat ettiği, kavuştuğu, tecellisine mazhar olup zatını seyrettiği gece. Ruhu şad olsun, Allah şefaatinden mahrum eylemesin. Bu vatan toprakları üzerinde yaşayanları ayrıştırmak değil, birleştirmek, kardeş yapmak, onları bir bilek, bir yürek yapmak lazım. Mustafa Kemal Atatürk bunu yaptı. 36 etnik grubu bir araya getirdi. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. O Türk ki eşittir İslam. O İslam ki eşittir Türk oğlu Türk'tür. Türkiye'nin ayağa kalkması bu mübarek gecede Hazreti Mevlana'nın ruhunu şahat etmesi için, ayağa kalkması için bir bilek, bir yürek olmamız lazım. Kardeş olmamız lazım. Üniter yapımızdan taviz vermememiz lazım. Biz hepimiz bu Şeb-i Aruz'da Mevlana'nın dünyasından Mevlana'larla, Hacı Bektaş'larla, Abdal Musa'larla, Abdülkadir Geylani'lerle birlikte olarak yürüyoruz. Bir bilek, bir yürek oluyoruz. Yaşasın Türk milleti, milletimizin imanı. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinize hidayet versin. Muhammed Mustafa'nın şefaatine nail eylesin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.